Serkan Hocam peki şimdi mühendisliklerle ilgili bir karmaşa var. Evet. Yani iki şekilde yerleşebiliyoruz. Metoklar, evet. Teknoloji fakülteleri diye bir kavram var. Gazi Üniversitesi'nde de var, var teknoloji fakültesi. Evet. Bunu bir anlatır mısınız bize? Nasıl yerleşiyoruz? Şimdi şöyle metoklar yeni bir kavram. Yani daha mezun işte bu sene verecekler. Bu aslında şöyle planlandı başında. Şimdi reel sektörle akademik dünyanın bir uzlaşı içerisinde olması gerekir teknik olarak. Çünkü reel sektöre iş gücü yetiştiren kurumlardır üniversiteler akademik yaşantı içerisinde. Şimdi şöyle bir sıkıntı vardı muhtemel ki reel sektörde. Şimdi öğrenci çok yoğun bir ana bilim dalı altında fizik, kimya, türev, integral, limit gibi dersleri alıyor. Mühendis olmak için alıyor bu dersleri. Fakat sahaya çıktığı zaman inşaat tozu yutuyor mesela. Evet. Makineyi gördüğü zaman hiç görmemiş çünkü. Yani uygulamalı kısımlarını hep teoride kalmış bizde bu anlamdaki eğitimler. Sudan çıkmış balığa dönüyorlar. Dönüyorlardı. hatta bir meslek sesinden gelen öğrenci bir mühendise böyle hani daha da böyle biz daha iyi biliyoruz canım biz alaylıyız evet. gibi ifadelerle hani ara eleman sıkıntısı da çok yaşanıyordu reel sektörde. Sonra şöyle bir ara model bulundu. Dendi ki yani hani meslek sesinden gelen öğrencilere biz eğitim verelim, iyi donatalım onları ama çok da iyi donatmış olalım, onlara bir hazırlık programı da yapalım biz. Ve bu öğrenciler reel sektör içerisinde çok iyi mühendisler olarak kendilerini göstersinler. Anlayışıyla, çok mantıklı, çok rasyonel bir anlayışla metoklar kuruldu. Sadece meslek liseli arkadaşlarımız mı giriyor? Evet, meslek liseli öğrencilerin girebildiği bunlar, teknoloji fakülteleri. Dolayısıyla niye sadece meslek liseleri girebiliyor? Çünkü meslek lisesindeki öğrenciler yoğun LYS matematiği dediğimiz, LYS fiziği dediğimiz dersleri görmeden girdikleri için bölümde adaptasyon sorunu yaşamasınlar. Onlara birinci sınıftan itibaren biz bunları temel dersler olarak verelim anlayışıyla kurulmuştu. Dolayısıyla bir homojen dengenin oluşturulması planlanmıştı başından beri. Peki, hocam biraz daha teknik şeyler istiyorum. Şimdi aslında bu tamam evet. Teknoloji fakülteleri meslek liseli arkadaşlarımı mühendis yapmak için kuruldu. Şimdi o anladık. Tercih yaparken düz liseli arkadaşların buraları listesine yazmıyor. Dikkat edecek. Yazmıyorlar. Yerleşemez. Evet. Yazsa da yerleşemez. Yani dikey geçiş gibi aynı. Hani dikey geçişin 4 yıllık versiyonu gibi bunlar da. Anladım. Tamam. Yani. Meslek liseli arkadaşlarım yerleşecek. Evet. Onlar mı kendi aralarında sıralanıyorlar? Evet. Onlar da kendi aralarında sıralanıyorlar. Orada öğrencinin puanlaması, ortaöğretim başarı puanıyla beraber puanlamasına göre tercih yapıyor. Ama dikey geçiş sınavında olduğu gibi sınavdan bağımsız bir durum değil. Şimdi bir meslek lisesi öğrencisi 2 yıllık fakültelere gittiği zaman YGS puanının bir önemi yok onun için. Neyin önemi var? Lisede, yani lise 1, lise 2, lise 3, lise 4 bunun ortalamasının bir önemi var. Evet. Ama teknoloji fakültelerinde sınav puanının önemi var. Hı, tamam. Meslek liseli arkadaşlarımız buraya sınavda aldıkları puanla girecekler. Evet. Peki. Meslek liseli arkadaşlarım normal mühendislikleri tercih edebiliyor ama değil mi? Bu arada onlara tabii engel ki. Yok. Engel yok. Hayır. Tamam. Engel peki. Yok. Burada o zaman meslek liseliler avantajlı. Çok tabii iyi anladık Serkan Hocam. hepimiz ben anladıysam arkadaşlarımız anlamış oluyor. Estağfurullah. Çok, çok ufak böyle bir minik bir şey. Bizde yani şehir efsanesi çok hızlı yayılıyor. Daha bölüm mezun vermedi. Ben 3 yıldır şunu duyuyorum. Bunların imza yetkisi yok. Ya ne zaman mezun oldu bunlar da imza attılar da yetkilendirilmedi. Hani yok öyle bir yok şey. Yok öyle bir şey. Bu da bir kesinlikle, şehir efsanesi. Evet aynen öyle. Şu anda mezun olacaklar ve diplomalarını alacaklar mühendis olarak. Evet.